Su dalgaları iki testiyle yine birlikteyiz. Birinci soru, su derinliği sabit dalga leğenindeki parabolik engele doğru gönderilen doğrusal dalgaların en engelden yansıması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bileceğiz. Parabolik bir engele çarptığında dalgalarımız ne oluyor? Bir kere çukur bir yüzeye doğrusal olarak gelen atmalar arkadaşlar şu odak noktasında F'de mutlaka odaklanırlar. Yani benim gelen dalgam, L dalgam gelecek buraya çarpacak. Çarptığı için şöyle bir parabolik etkisi olacak onun. Aynı zamanda burada odaklanacağından ne olacak? Şu şekilde yansımalar gösterecek arkadaşlar. Cevabım ışıklarımda bakıyorum. Odak noktasının etrafını dolandığı için F'yi seçiyorum ve cevabım Adana arkadaşlar. İkinci soru. Çukur ve tümsek engellerin odak noktaları sırasıyla F1 ve F2'dir. Derinliği sabit dalga leğeninde F1 noktasında oluşturulan dalgaların tümsek engelden yansıması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Az önce çukur engelden yansımayı görmüştük değil mi? Odak noktasından geri şekilde yansıyordu arkadaşlar. Geldi buraya. Bu yansıdı odak noktasına göre. Pardon şu şekilde yayıldı. Odak noktasından buraya çarptı. Çarptıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Bir kere odak noktasından gönderilen dairesel dalga şimdi dairesel olarak geliyor ya. Tümsek engelden nasıl yansır? Bir kere bunu düşüneceğiz. Tümsek engelden bir kere çarptığında arkadaki odaktan geliyormuş gibi arkadaşlar. Yani odağı bu olacak şekilde hemen farklı bir renge geçiyorum. Odağı F2'ye tümseğin odağı olacak şekilde parabolik bir etrafta yansır arkadaşlar. Şıklarıma bakıyorum. Bu şekilde F2'yi odak alan Edirne benim cevabımdır. Üçüncü sorudayım. K ortamında üretilen doğrusal dalgaların V ortamına geçişi şekildeki gibidir diyor. Buna göre diyor yargılar vermiş hangileri doğrudur. Demiş K ortamı L ortamından derindir. Önce şunu bileceğiz. Derinden sığa geçişte neler oluyor? Bir kere derinden sığa geçişte dalganın hızı azalacağından dalganın doğrultusu değişiyor arkadaşlar. Yani kırılıyor değil mi? O zaman burası daha derin. Burası daha sığ ki kırılma göstermiş doğrultusu değiştiğinden ötürü. O zaman birinci yargım benim doğru. İkinci yargıma gelelim. Dalgaların K ve L ortamındaki frekansları eşittir. Şimdi arkadaşlar dalgaların biliyorsunuz frekanslarını asla derinlik sığlık belirlemiyordu. O yüzden evet doğru eşittir. İlk ortamda da derin de olsa sığ da olsa frekansları kaynak altı aynı olduğundan gelen dalga aynı olduğundan eşittir. Üçüncü yargı L ortamına gelen dalgaların hızı değişmez. Aa, hayır olur mu öyle şey değişir. O yüzden cevabım ne? 1 ve 2 Denizli. Dördüncü sorumuzdayız. Derin ortamdan sığ ortama geçen doğrusal su dalgalarının işte nicelikler verilmiş. Bu niceliklerle hangileri kesinlikle değişir demiş. Derin ortamdan sığ ortama geçen doğrusal su dalgalarının yayılma hızı değişir mi arkadaşlar? Evet, azalır. Yayılma hızı daima azalır arkadaşlar derinden sığa. Yayılma doğrultusu, şimdi yayılma doğrultusu için kesinlikle diyemiyoruz çünkü başka etkilere de bağlı. Evet, derine sığa da bağlı ama tek başına değil. Bazen yoğunluk farkı vesaire bu gibi etkilerden ötürü yayılma doğrultusu değişmeyebilir. O yüzden kesinlikle diyemem. Frekansı. Frekansı da arkadaşlar tamam değişmez ama kesinlikle yani hatta hiç değişmez. Yani kesinlikle değişmez diyebiliriz. Bu durumda benim cevabım yalnız bir Adana olmuş oluyor. Beşinci sorudayım. Periyodik su dalgaları sığ ortamdan derin ortama geçtiğinde 1. Dalgaların periyodu değişmez. 2. Dalgaların dalga boyu artar. 3. Dalgaların hızı artar. Yargılarından hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi dalgaların periyodu ne demiştik arkadaşlar? Derinlik farkı periyot ve frekansı etkilemiyordu. O yüzden doğru. Dalgaların periyodu değişmiyor. Dalgaların dalga boyu artar. Evet arkadaşlar derinden sığdan derine geçildiğinde yani derin ortamda dalga boyu daima daha fazladır. Keza aynı şekilde dalgaların hızı da derinde daha fazladır.
Bu durumda doğru cevabımız 1, 2, 3 Edirne şıkkı olacak. Su dalgaları 2 testi 6. sorudan devam ediyoruz. Bir dalga leğeninde Y ortamında üretilen doğrusal su dalgasının X ortamına geçişi şekildeki gibidir demiş. Buna göre dalgaların Y ortamındaki hızı X ortamından büyüktür. Dalgaların Y ortamındaki dalga boyu X ortamındaki dalga boyundan büyüktür. Dalgaların X ve Y ortamlarındaki frekansları eşittir. Yargılarından hangisi doğrudur? Şimdi burada bizim bakmamız gereken şey bu ortam nedir, değil mi? Ortamlar neler? Şimdi bu şekildeki bir kırılmada normalde değil mi? Y X'ten doğru bir Y'ye geliyor. Bu şekilde bir ters gibi gördüğümüz bir kırılma meydana geliyor. Demek ki arkadaşlar ben diyeceğim ki burası derin. Burası sı. Kırılma şeklinden. Bunu anlıyoruz. O zaman şimdi buna göre yorumlayalım. Bir, dalgaların Y ortamındaki hızı X ortamındakinden büyük müdür? Evet, değil mi? Derinde her zaman hız daha büyüktü. Dalgaların Y ortamındaki dalga boyu X ortamındaki dalga boyundan büyüktür. Doğru. Derinde dalga boyu daha büyüktü. Gelelim üçüncü yargıya. Dalgaların X ve Y ortamlarındaki frekansları eşittir. Evet, neydi? Periyot ve frekans derinliğe sığlığa bağlı değildi. Cevabım 1, 2, 3 Edirne olacak arkadaşlar. 7. sorudayız. Derinlikleri sabit HX, HY ve HZ olan ortamlarda doğrusal su dalgasının izlediği yol şekildeki gibidir demiş. Buna göre ortamların derinlikleri hakkında bilgi istemiş, istemiş bizden. Cümleyi toparlayamadım. Neyse siz anladınız. Evet. X ortamından yatayla 55 derecelik açıyla bir dalgamız geliyor. Bakın kırılma şekline bakın arkadaşlar. Derinden sağa geçer gibi bir kırılma. Geldiği açı. Yani ve oradan derinden sağa geçmiş. Şu kısım da aslında. Geldik. Buradan ise aynı film benim devam ediyor ve Z ortamına geliyor. Ha demek ki bakın burası daha sığ yine kırılma şekline göre, gelme açısının kırılma açısına baktığımızda. Bakın burası daha sığ, burası daha derin oldu. Peki tamam sığ ortamı hallettik. HY en küçük. Bakın HY'nin en küçük olduğu ikinci tane. Acaba X'in mi ortamı daha derin, Z'nin mi ortamı daha derin? Bunu da şöyle kırılma açılarına bakıyoruz arkadaşlar. Gelme açılarına. Bakın 55 dereceyle gelmiş. Burada 40 dereceyle çıkıyor. Demek ki X'in ortamı Z'nin ortamına göre daha derin diyorum. Cevabım Bursa şıkkı arkadaşlar. K ortamından L ortamına geçen doğrusal su dalgasının izlediği yol şekildeki gibidir demiş. Bakın K'dan L'ye geçiliyor ve gelen dalga kırılıyor. Ha, demek ki bir kere K'nın ortamı daha derin L'ye göre. Sı. Bunları belirledim. Yapacağım bu gibi sorularda ilk iş kimin derin, kimin sığ olduğunu saptamak. Buna göre demiş 1, 2, 3 yargıları var. Hangileri doğrudur? Okuyorum yargıları. L ortamının derinliği artırılırsa I açısı artar. Şimdi düşünüyoruz. L ortamının derinliği yani biraz daha ikisi birbirine derin oldu. Ne olacak? Benim kırılmam gitgide şuraya yanaşacak değil mi? Yani I açısı o zaman artmıyor mu? Yani kırılmam azalacak. Burası da buna göre derinleşmeye başladığında daha az kırılacak artık. O zaman bir doğru. İki okuyorum. K ortamında üretilen dalgaların frekansı artarsa R açısı artar. Hayır yani R açısının onunla alakası yok değil mi? Frekansın kırılmasıyla, derin sığ oluşuyla hiçbir alakası yoktu. O yüzden iki yanlış. Gelelim üçüncü yargıya. K ortamından L ortamına geçen dalgaların dalga boyu azalır demiş. Tabii ki çünkü neden? Derinden sağa geçiyor. Dalga boyu derinde daha fazlaydı. Dalganın hızı derinde daha fazlaydı. Bu yüzden sığ ortamda daha az olacağından 3 de doğru. Cevabım Denizli 1, 2, 3. Ama 2 diyorum. 1, 3. 9. ve testimin son sorusundayım. Sığ ortamdan derin ortama geçen doğrusal dalgaların izlediği yol şekildeki gibidir diyor. Sığdan derine geçiyor. Dalgaların gelme açısı 90 derecedir. Hayır arkadaşlar burada mutlaka kırılıyor değil mi? Sığdan derine geçiyor. Sığdan derine geçerken mutlaka bir kırılma gösterecek. O yüzden dalgaların gelme açısı kesinlikle 90 derecedir diyemem. Kesinlikle diyemem. Dalgaların dalga boyları arasında lambda 2 büyük lambda 1 gibi bir ilişki vardır demiş. Evet derin ve dalga boyu daha fazlaydı.
O yüzden lambda 2'nin lambda 1'e göre daha büyük olmasını bekliyorum. Doğru. Dalgaların frekansı artırılırsa lambda 1 değişmez, lambda 2 artar. Hayır, alakası yok frekansın. Biliyorsunuz dalgalığı üzerinde etkisi yoktu. Bu durumda cevabım yalnız 2 bursa olacak arkadaşlar. Bu testi de böylece bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.